Evet arkadaşlar bu hafta e, muhtemelen şehirdeki o yukarıda gözüken menüyü anlatarak geçecek. E, o yüzden fazla zaman kaybetmeden başlayalım. F5'teki kısımdan başlıyorum. E, solda sezonun numarası yazmakta. Altında da süreceği tarihler yer alıyor. E, savaş biletini açıklamak gerekirse aşağı kısım e, savaş biletini almayan herkes için e, verilebilen ödüller yer almakta. Üst kısımda ise savaş biletini alanların kazandığı ödüller mevcut. Almanızı tavsiye ederim. hem şansınızı arttırıyor hem de birçok yenilik sunabiliyor. Yani en basitinden burada verdiği taslaklar ve toz gümüşler sizin elinizdeki eşyaların e, upgrade etmekte çok da fazla rolü oluyor. İddialara gelirsek de e, sezon boyunca süren iddialar kısmı burada 12 hafta sürüyor. Bu 12 hafta içerisinde rastgele bir haftaya bakacak olursak bunu tamamladıkça geçici doktrin alıyorsunuz birimlere kullanacağınız. E, ve aşağıdaki görevleri yaparak da burada gösterilen puanlar ile savaş biletini ilerletme imkanınız oluyor. Birim iddialarına gelecek olursak da asıl önemli kısım burası. Birim iddialarında şu an 7. sezonun birim iddialarını görmekteyiz. Bunların kimisi meta'dayken kimisi meta'da olmayabiliyor. Bu şekilde ilerleyen videolarda hangileri meta'da ondan bahsedeyim. Ancak kısaca söz etmem gerekirse şu an bulunduğumuz sezonda Berserker'lar oldukça fazla rol üstleniyor bu konuda. Sol üst köşedeki şu an Balt'a yani 8. sezonunda değişebilir. Genelde sol üst köşede oluyor bu. Ona tıklayarak sezonlar arasında geçiş yapabiliriz şu an 7. sezondayız. 7. ve 3. sezon e, zorluk derecesi düşürüldü diyor. Mesela 3. sezona geçelim. Burada bu ne anlama geliyor diye bakacak olursak buradaki mesela mavi bir birimin açılması 2 sayfa sürüyor. Normalde bu daha uzun. Yani 4 veya 6 sayfa olmakta. Ancak şu an 2 sayfayla bunu açabiliyoruz. E, bu şekilde ilerliyor. Şimdi yeni gelecek sezon 8. sezon olacak bunun devamında 8. sezon ve 4. sezonun zorluk derecesi düşürülecek. Yani şu an 4. sezonu kasıyorsanız benim tavsiyem yarıda bırakın ve bunların şu an mesela bu şekildeyken daha düşük bir hale gelecek bunlar. Zorluk derecesi düşürülecek yani. Burada yaptığınız görev sayıları da düşmekte. Harikatlar kısmına gelirsek de sezon boyunca nasıl işleyiş ee, nasıl bir düzenle devam edecek onu açıklamakta. En baştakine gelecek olursak adı Baronlar Savaşı. Aşağıda tarih ve saatleri yazmakta. Açılışı ve kapanış saati. O şekilde düşünebiliriz. Ve e, aşağısındaki açıklamayı okuduğumuz zaman sınır kaleleri açılana kadar sadece Anadolu ve Ostaria'da e, savaş olacağını söylüyor. Açılınca da Ungarca'ya e, bölge savaşı başlayacağını söylüyor. Yani Anadolu aşağısı, Ostara yukarısı, Umverce dediği yer ortadaki kısım. Bir diyerek başla geçersek dünyanın kalbi adı veriliyor. Yine tarih ve saatler yer alıyor altında ve burada da bahsettiği kısım saat sağ tarafın erişme açılacağı hudut diyar diye adlandırılıyor burası. 8. sezonda yine en baştan başlayacak ve bunlar tarihleri olacak. O tarihler içerisinde bazı bölgeler açılırken e, oralara erişilen kaleler de bununla beraber açılacak. Kaos Eylio kısmında yine benzer şekilde e, tüm bölgelerin kendi işlerinde bir bölge savaşı meydana geliyor. Taht ele geçirdi. E, yukarıda e, yukarıdaki kısmın ana şehri olan Agolia ve aşağıdaki Anadolu'nun ana şehri olan Reginopolis savaşı açılıyor. Ve son olarak da e, bu sezon Trulvaros'tu. Ortadaki kısımda Trulvaros savaşı açılmakta. Ve buralarda e, ele geçirmeye çalışılıyor. En son kısım ise Ortalık duruluyor. Bir sezon bittikten sonra yeni sezon gelene kadar geçen süreçte Drill mod etkin oluyor. Burası da onu kapsıyor. Sezon ürünlerine bakacak olursak. Burada göstereceğim rünler run, sadece bu sezon için geçerli. Yani her sınıfın, her e, zırhın kendine has rünleri var. Mesela bu neymiş? Yaymış. üzerine yay yazıyor. Bu neymiş? Kısa yaymış. O şekilde. Silahlarınıza göre buradaki rünler değişiklik gösteriyor. Ona göre bir strateji izliyorsunuz. E, 8. sezonda bunlar da değişecek. Çünkü üzerinde, üzerlerinde yazan açıklamada sadece 7. sezonda geçerli olduğunu söylemekte. Son olarak da sezon mağazasına gelecek olursak e, Burada sağ yukarıda gördüğünüz kılıç fişlerini harcadığımız yerdir Kılıç fişlerini de savaş bileti e, kısmından Kazanabiliyoruz e, Burada benim tavsiyem alt sayfadan oluşuyor Yani kostümler ne kadar cazip gelse de kostüm almayın e, al, Almanız gereken veya sizi hızlı bir şekilde boostlayacak şeyler Toz gümüştür Buna çok fazla bronz gidiyor. Çok fazla oynamıyorsanız oyunu günde mesela 10 saate aşmıyorsa oyun süreniz toz gümüşü alabilirsiniz. İşinizi hızlandırır. Veya bunun yanında eğer 10 saatten fazla oynuyorsanız oyunu günlük taslak ve zırh tasla veya silah taslağına yönebilirsiniz. Bu ikisi oldukça mevcut durumunuzu ilerletme yönelik destekçi olacaktır. Son sayfada da onları aldınız. Sol üstlerinde e, sınırları yazıyor. Ne kadar e, bulundukları. Bundan maksimum 10 tane. Bundan maksimum 3 tane alınabiliyor. Aldınız bunlar bitti. Daha sonra devam edeceğiniz şey e, XP kartları olabilir. XP kartlarından daha sonra devam edebileceğiniz şey de e, dediğim gibi toz gümüş, e, makale ve muharebe kalıntısını alarak devam edebilirsiniz. Bunların hepsini aldıysanız eğer altın tozu kahraman xp kartın çok önemi yok ancak benim xp kartının önemi var bunu almanızı tavsiye edebilirim ve suyu. bu şekilde sıralarsınız zaten geri kalan her şeyde yani bunlar alındıktan sonra geri kalanlar da göze çarpar onlardan devam edersiniz burada alacağınız bir süsleme evet güzel gözükür ancak sizi boostlamaya yeterli değildir bu videonun da burada sonuna gelelim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sorunuz olursa aşağıdan yazmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.